Hepinize merhaba arkadaşlar, ben İlhan. Evet, yepyeni bir antrenör kariyerine kaldığımız yer, yani yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Nasıl giriş yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Evet, 3 hafta bile değil lan, 1 ay 1,5 ay oldu en son antrenör kariyeri attığımda arkadaşlar. Ve herkes inanılmaz çok mesaj yazdı, abi antrenör kariyeri. Bilmeyenler için söylüyorum, Türk Pro diye bir kanal açtım arkadaşlar. Yanı sıra oradan da devam ediyorum. Oraya bile arkadaşlar yazıyor işte, abi antrenör kariyeri ne zaman gelecek diye. O gün bugündür işte arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son hızla devam ediyoruz. Ve uzun uzun ya da idare eden uzunlukta bölümler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben kadroyu bile hatırlamıyorum. Yani o kadar zaman oldu diyebilirim arkadaşlar. Vietto var, hatırlıyorum bak şimdi kadroyu. Dybala var, Saul var. Bunlar kendini acayip geliştirdi zaten. Pogba var arkadaşlar. Mason da var. Alaba, Laporte, Alba, Zuma ve Oblak abi. Dışarıda yedekte Emre Mor dışarıya mı verdiydim hatırlamıyorum. Koke'nin bir sıkıntılarımız vardı. Bir şeyler olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Oxford'u siz önermiştiniz. Demiştim lan Oxford diye oyuncu mu olur? Varmış halbise. Bellerin abi fıstık gibi kadromuz varmış ya. Arslan burada. Donnarumma dışarıda. Genç yıldız. Oblak'ın yerine geçecek tabii ki büyük ihtimal. Kadro böyle de ben forveti birini mi alacaktım? Vietto'yu koymuşsun. Baksana birini de satın almamışım ben. Para ne durumda abi? Para ne kadar var? Bütçemiz 105 milyon euro abi, sen ne diyorsun be? Teknik direktör sözleşmeler diyor. Koke'nin Thomas için para ödülü Champions Cup abi, kendimi hatırlamaya çalışıyorum şu an. Turnuva ödülü almışız tamam yönetim kuruludan. 10 milyon euro almışız arkadaşlar. Şimdi bir ligde ne durumdayız? Kendimiz böyle bir yavaş yavaş hatırlayalım. Ligi kazandık mı? Bitirdik mi biz ligi? 38 tamam abi. 38 maç oynadık. Lig bitmiş tamam. Yani bayağı fark da açmışız. Tamam, burada Süper Kupayı da kazanmışız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi değil, İspanya Kupası. Dur bakayım Şampiyonlar Ligi ne durumda? Hatırlıyorum şimdi. Bunu hatırlıyorum abi. Burada feci sinirlenmiştim değil mi? Eski evde. 1-0 Tottenham'e. Affedersiniz götü boklu Tottenham'e yenilmiştik. Benim eski takım. İlk o takımla bu antrenör kariyerine başladım. Hatırlayanlar bilir. Ondan sonra takım değiştirmiştim. Doğru lan. Eski takım bizi yendi işte. Hiç kimse de yok adamda ha. Hiç kimse yok. Ondan sonra da sinirlendim ve takım arayışına mı geçtim? Öyle bir şey olmuştu. Dur bakayım. İşlere göz atıyordum. Bir şey mi var? Manchester City mi vardı burada? Yokmuş şu an ama Juventus da çok büyük takım abi. Higuain de var ama bizim takım şu an dünya yıldızı da Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmiştik. Neyse çok konuştuk, bir devam edelim bakalım ne olacak. Teknik direktör sözleşmeleri diyor. Koke. Tamam anladık onları. Milli takımla giden oyuncular. Okey devam et bir bakalım ne olacak abi. Şunu bir devam edelim. Transfer dönemine mi başlıyoruz? Lig bitmedi mi lan? Sezon sonu. Ligi bitiriyoruz abi böyle. Bakalım neler olacak. Bismillah diyorum ve bastım sezon sonu. Sezon sonu ermesiyle altı tükümeleri yönetimi kurulu performansı değerlendirme üzere toplandı diyor. Değerlendirmek için üzerine toplandı. Tüm hedeflere ulaşmamış olsak da performansı genel olarak takımda düşünüyoruz. Tatminkar olarak bizi nasıl görebilirsiniz lan? Şampiyonlar Ligi finaline getirdim. Ligi açık arada kazandım. Daha tatminkar diyor. Allah belanızı vermesin sizin. İlerleyelim arkadaşlar. Gelecek konuda takımın orada şu önümüzdeki yıl daha büyük başarılara, daha ne büyük başarı istiyorsun ki abi? Şampiyonlar Ligi gibi onu kazanamadım ama bakalım abi öbür takımlar bakalım bize ne diyecek? Belki diyebilirler abi bize gel diye. Yanlış hatırlamıyorum ya, Manchester United ile Manchester City arasında demiştim abi hangisine gideyim diye. Çoğunuz Manchester City dedi. Yanlış hatırlamıyorsam oraya girip bastım ve Manchester City'ye istek olarak göndermiştim yanlış hatırlamıyorsam, ama hepsi belli olacak. Arkadaşlar beğeni butonu unutmuyorsunuz. Hadi bakalım ilk bölüm uzun zamandan sonra şöyle bir 5000 beğeni gelirse canımsınız. Hadi bakalım. Kusura da bakmayın biraz şey oldu, gecikti bu bölümler. Ama gelecekti zaten. Çok da istiyordum zaten. Ben de çok özledim abi. Yani bayağı antrenör kariyeri çeken fazla kanal yok.
Yani taş yatlasa Türkiye'de herhalde 3 mü? 2 ya da 3 tane var. Bitti bitiyor. Bakalım nere olacak. Oblak'ın menajeriyle konuştuk diyor. Ya dün gece John Oblak falan filan finalin incelemesi. İncelemesi. Gitti lan. Bu final nasıl kaçtı onu da anlamış değilim. Ama bakalım bu yeni yılda nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Neler çıkacak karşımıza. Devam edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Ofise gidiyoruz abi. Ofise gel bakayım be. Forma satışları bu herhalde önemli pazar şeyleri falan filan transfer pazarı. 200 milyon euroluk forma sat diyor. Abi bir oyuncu aldım mı 2 saniyede satarım ben o formaları. Sen hiç merak etme. Transfer dönemi de başlamış bu arada. Sezon öncesi turnuvaya katıl. Gitmeyeceğim abi turnuvaya. Hayır istemiyorum. Oyuncularım hep sakatlanıyor abi. Ondan sonra lige konsantre olamıyorlar. Ofis ne demiş? Oyuncu kulüpten ayrıldı. Kim? Gaytan. Zaten pek şey olmuyordum. Sözleşme nedeniyle bizim yaptığımız sözleşme nedeniyle kulüpten ayrıldı gitsin tamam. Oblak abi 85'ten 81'e mi ne baya bir performansı düştü de bizimkiler geri geldi mi ya? Emre. Emre daha gelmedi herhalde bu sezonun yarısında yani bu sezonun ortasında gelecek yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Pogba kırmızı kart imiş. Pogba sen orada dur bir sonradan şey yaparız. Şimdi arkadaşlar Vietto'da var da biz yani Ronaldo'lar Messi'ler kalmadı zaten. Messi 35 mi 34 yaşında. Ronaldo belki 36 yaşında. Teklifi aldık diyor. Kim lan bu? Mariyar Santos. Trier Mariyar Santos 19 veriyorlar. Şunu 20 yapalım abi ya. 21 yapalım hadi. Bak adam 22,5. 21 al senin olsun. Santrafor lazım değil bize şu an. Kimi alabiliriz abi? Dur transfere bakalım bir. Ah ters bastım. Transfere gir. Oyuncu ara. Bir Ronaldo'lar bakalım kaç yaşında ya. Ronaldo. Cristiano 35 mi? Oha. Yanlış hatırlamıyorsam Juventus'ta tam diyecektim. Var ya Bale de burada bak. Bale alabilirim ha. Bale kaç yaşında abi? Silvi. Bale. Gareth Bale 30 yaşında. Bak kullanabilirim lan bunu. 88 30 yaşında. 56 milyon. Hayır bir şey değil lan. Alabilirim bunu. Alabilirim ha. Benim oraya koyacak oyuncum var mı şu an? Dur bir. Bale bekle bir Bale. Masonda'nın yerine geçecek. Masonda 86. Abi feci oynuyor Masonda ya. Masonda kaç yaşındasın? Adam 23 yaşında 86 be. Ne yapacağımı şaşırdım lan. Şunu forvet şöyle değiştir daha iyi oynuyor arkadaş. Orta sahaya da şimdi kırmızı kart yediği için şöyle yapalım. Masonda beni affet ama bir Bale'i forma satışı için Bale'de takımı görsek güzel olacak arkadaşlar da Masonda'nın yedeği olur Bale. Öyle söyleyeyim size. Satın alma teklifi gönderiyoruz Bale'e. Kaçtı? 56. Şöyle bir 80 ver gitsin be. 80 verirsek büyük ihtimal 83 istiyorlarmış. Tüh. Bakalım belki 80'i de kabul ederler. Şöyle gel abi. Devam et bakalım ne diyecekler. Ofise şimdi haber gelir. Geldi. Schalke 20'nin transferine böyle değerlendirir ve kabul ediyoruz. Tamam. Okey. 21'de oraya gitti de sen devam et. Bale'den haber ver bana. Bale kabul edilmedi. 101 istiyor. Oha. 101. Adam 30 yaşında. 101. Adam 30 yaşında. 101. Abi yoruma yazın ya. Vallahi bilemiyorum. Yani 30 yaşında 5 sezon oyna. Abi 5 sezon oynayabilir bizde be. Alalım mı abi? Alalım lan. 101. Alayım mı? Alayım gitsin be. Alayım lan. 110 yaptım lan. 101. Buçuk mu istiyor bir de? Allah belanı versin. Bir de buçuğum var lan. 101 buçuk. Gareth Bale. 88 overall. 5 sene oynasa ama şimdi işte 30 yaşında abi bu Bale 92'lerdeydi 91'lerdeydi. 30 yaşından sonra abi bunlar aşağı doğru iniyor. Şimdi 88'de bu kesinlikle yukarı zor 89 yapabiliriz. Yukarı çıkmaz bu. Abi yoruma yazın. Vallahi basamayacağım. Yoruma yazın. Alayım mı, almayayım mı? Ne kadar kaldı? Dur bakayım transfer dönemine. Oo daha 3 hafta var.
3 haftalık dönemimiz var arkadaşlar. Yazın lütfen, yazın, ne yapayım bilmiyorum çünkü. Kadro fıstık gibi, kimlere alayım bilmiyorum ki. Kadroda fıstık gibi güzel oyuncularımız var arkadaşlar. Bakalım transfer teklifi gelecek mi? Transfer teklifi diyor. Moriyer teklif aldık. Bu kimdi ya? 78. Abi dursun ya. Bütün şimdi takımı yavaş yavaş küçülttük. Yani hiç kimse kalmayacak. Oo, Vietto'ya geldi. Adam 26 yaşında. 85'li. Sen 30 bin euro mu veriyorsun sen bana? Bir git. Sana doğru dürüst teklif vereyim de aklın başına gelsin. Sen bana 70 versen ne olsun. Gitmez bu fiyata ama isteyebilirim abi. Oyuncu benim. Oyuncu satıldı diyor. Tamam gitti. Tamam 21 milyon euroya gitti. Paramız ne durumda şu an? 142 milyondayız abi. 100 ama bu yan alabilirim ama. Ama bu yan kaç yaşındasın? 31 yaşına gelmiş. 86. Yaramaz bu yaştan sonra. Yaramaz bu yaştan sonra. Arkadaşlar yazın yoruma. Yoruma yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu bölümü burada sonlandıracağım. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum bundan sonraki bölümlerde arkadaşlar. Yani peyli mi alayım? Başka bir şey mi alayım? Şu anda teknik direktör şey diyeyim. Tamam. İlk bölüm böyle olsun arkadaşlar. Bundan sonraki bölümlerde yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.